Belki enişte olarak kaydetmişimdir. Değerli izleyenler, canlı yayınımıza hoş geldiniz efendim. Çok değerli bir, değerli bir abimiz, çok de önemli bir isim. Stüdyomuza konuk ediyoruz. Tabii jenerik dönünce biraz ailevi bağı da gündeme getirdi sağ olsun kendileri. Ekonomist Hüda Hüdaverdi canlı yayın konuğumuz. Ekonomik ve sosyal gündemi onun penceresinden, onun deneyimleriyle aktarmaya çalışacağız. Sağ olsunlar, kırmalar bizleri ve geldiler. Hüda Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün aile bizi izliyor herhalde şimdi şu anda. İnşallah. Şimdi aslında sizin iç siyasette ki deneyimlerinizi çoğu insan biliyor. Ya birazcık ekonomik gündem gideceğiz ama bu son yaşanan ki siz yani hem UBP'yi hem DP'yi de yakından tanıyan, bilen, tabanını bilen ya da yönetsel kademelerini de yakından tanıyan birisi olarak ortaya çıkan durumu bütünüyle nasıl yorumladınız, nasıl değerlendirdiniz? Çünkü siz isimleri de tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Evet. Ortaya yani gündeme gelen bakanlık isimlerinin işte iki tarafta yarattığı yanıt, karşılıklı yanıt silsilesi ve ortaya çıkan bir durum, henüz bir bakan ataması yok. Nedir bu konudaki? Şimdi aslında benim için olay ilk başta üzücüdür. Yani onu hemen söyleyeyim. Yani bu benim kendi adıma üzüldüğüm bir noktadır. Neden? Çünkü bizim ülkemizin şu anda, KKTC'nin şu anda böyle bir gündemle zaman kaybetmesine üzülüyorum. Bizim o kadar çok yapacak işimiz, o kadar bu hükümetin yapması gereken iş varken, yok bakan istifa ettiydi, yok bakanın yerine şimdi DP'de bir bölünmüşlük vardı herkesin bildiği gibi. Bir taraf ben ayı öneriyorum, diğer taraf hayır ben beyi öneriyorum. Benim dediğim olmazsa ben buradan çekilirim, o birinin dediği olmazsa ben buradan çekilirim. Şimdi bunlar gerçekten ülkenin gündemini meşgul edecek konular olmamalı. Evet. Olmamalıydı. Ha şimdi şu anda hükümete baktığın zaman hükümet 3 olarak girdi. Neredeyse 6 boyut, 6 tane farklı grupla hükümet yürütmeye çalışıyor. DP 2'ye bölünmüş. Evet. İşte Yeni Doğuş Partisi 2'ye bölünmüş. Bunlara baktığın zaman bu insanların istekleri ve talepleri veya kendi iç meseleleri hükümet meselesi oldu. Yani aslında hiçbirisi bunların hükümeti ilgilendiren veya hükümet programında olmaması gereken konuları konuşuyoruz. Konuşuyor, gündem oluyor günlerdir. Evet. Dolayısıyla işte buradan da şunu çıkarmamız lazım halk olarak. Bizim demek ki istikrarı yakalayabilecek hükümet yapılarını bundan sonra çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu anlamamız lazım. Evet. Böyle bir kişinin ayrılmasıyla veya bir kişinin istekleriyle ben oynamam, ben gelmem diyerek hükümetin yürütülmesini aksatan bir yapı var şu anda ortada. Ve bir kişinin önemli olduğu bir yapı var hükümette. Çünkü yılın üzerinde kurulmuş bir hükümet, sayısal anlamda söylüyorum. Evet. Dolayısıyla gerçekten atılması gereken birçok adım varken biz zamanımızı, ülke zamanını, gündemini ekonomiye harcaması gerekirken, sağlığa harcaması gerekirken biz çok farklı noktalara gidiyoruz. Bu üzücü bir durumdur. Ha burada A'yı birisi önerdi, B'yi diğerisi önerdi. Belki C'yi üzerinde uzlaşılması gerekir. Yani ben demiyorum A tamamdır, B eksiktir, B tamam. Herkesin kendine göre doğruları, yanlışları olabilir. Evet. Ama bu da bir siyasi iradedir. Ona da saygım sonsuz. Ama ne olursa olsun uzlaşılabilecek bir C vardır bir yerde. Ha dolayısıyla benim onlardan istediğim oturup kişisel egoları bir tarafa bırakarak biz inadına bunu yaptıracağız. O birisi hayır ben inadına bunu yaptıracağım değil. Gelin arkadaşlar ülkenin bizden beklediği sıkıntı yaratmak değil, sıkıntıları çözmek için biz burada oturuyoruz. Bu hükümetin kurulma sebebi sıkıntılara
çare üretmek içindir. Sıkıntı yaratmak için değil. Evet. Deyip aklı salim bir şekilde üçüncü bir kişinin üzerinde uzlaşılsın. Ve hiç de zaman kaybedilmesin. Belki bunu da bugün yapsınlar. Şimdi, yani yarını bile beklemesinler. Ya özür dilerim, sözünüzü kesmek istemem ama sözünüzü açayım diye cümle bu kullanmak istedim. Çalışma Bakanlığı biraz da teknik bir bakanlık. Yani aslında birazcık dar isim profilleri üzerinden daha çok gidebiliyor diye biraz sıkıntı yaşanıyor gibi. Yani hayır, şimdi şunu söyleyeyim. Tabii ki şu mevzu atı işin uzmanına vermek her zaman avantajlıdır. Evet. Ancak bizim diğer bakanlıklarımıza da baktığımız zaman da hangisi işin uzmanıdır ki? Veyahut geçmişe bak, bugüne bak. Ha, dolayısıyla bir bakan oraya gelebilir siyasi bir iradeyi temsilen. Evet. Ama müsteşarıdır, danışmanıdır, efendime söyleyeyim bakanlık müdürleridir. Onlarla beraber o sistemi yürütür. Ha, dolayısıyla ille de Çalışma Bakanlığı'nı iyi bileceksin. Teknik olarak böyle bir zorunluluk yok. Eğer sen iyi bir yönetici, iyi bir lidersen zaten o takımını kurarsın ve yürütürsün sistemi. Evet. Ve bu zamana kadar da böyle oldu. Yani birisi bir bakanlığa gittiği zaman sen mesela ne bekliyoruz? İşte Ekonomi Bakanlığı'nda ekonomist midir şu andaki bakan? Hayır. Maliye Bakanlığı'ndaki finansçı mıdır? Hayır. Ha, dolayısıyla ama yürüyor bu bakanlıklar. Dolayısıyla çalıştıracağın sistemi oradaki yönetim vasfı ile yürütebilecek bir yapı oluşturduğum zaman bir sıkıntı yok. Ha, kaldı ki birçok zaten konu teknik konuda müdürler safhasında yürütülür bakanlıklarda. Evet. Dolayısıyla ciddi anlamda doğru müdürler, işi bilen müdürler, müsteşarlar olduğu müddetçe bakan danışmanlarıyla bu işi yürütebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla onun ne kadar o konuya vakıf olduğundan daha çok şu an iyi olur tabii. Büyük bir avantajdır kendiliğinde olması. Ama olmadığı noktada böyle bir kaosa girmenin bir anlamı yok. A, B, C üzerinde uzlaşılabilecek farklı bir kişi ve hükümet devamı ve bizi seçime kadar götürecek istikrarlı bir hükümete ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla bu A partidir, B partidir, Demokrat partidir. Hmm. Kim tamam. yaparsa yapsın gerçekten şu anda halkın gözünde itibar kaybediyor. Bunu halk kabul edemez böyle bir şeyi. Ve herkes bunu eleştirir. Çünkü herkes bunun bir ego tatmini olduğunun farkındadır. Bilincindedir. Dolayısıyla bir an önce oturup senden bir sürü hizmet bekleyen bir yapı içerisindeyken Kıbrıs, sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, sen durmuşsun, kim müdür olacak, kim müsteşar olacak, kim bakan olacak. Olmaz böyle bir şey. Ve hep çıkan tartışmalarda görüyorum ki maalesef bizim bu projemiz vardı da bu projenin alternatifini getirdi bir diğer parti diye bir konuyla biz tartışmıyoruz. Öyle bir zeminde tartışabilmemiz gerekir. A parti bir proje getirdi, B parti o projedeki olumlu veya olumsuz yanları tartışıyor. Evet. Yok insanları. Kimi atadık, kimi atadık, kimi atıyoruz. Başka hiç ve hep gerginlikler. Ben bunu sunduydum, kabul edilmedi. O birini sundum, kabul edilmedi. Bu kısır döngü içerisinde. Dünya çok farklı bir noktada, biz çok farklı bir noktadayız. Ve gerçekten ciddi bir siyasi revizyona ihtiyacımız var artık. Yani belki bizim başkanlık sistemi ise başkanlık sistemi, hani görüyoruz ki tıkandı bu sistem çünkü. Veya parlamenter sistemse de parlamenter sistemi kendimize, kendi olumsuzluklarımızı da göz önünde bulundurarak yeniden şekillendirmemiz gereken zamandır. Şimdi tabii yani Uluslararası Partisi cephesinde bu konunun uzaması çok şen şarlak bir şeyle karşılanmıyor. Onlar kesinlikle. Da Sayın Başkan'ın bu konuda birazcık yorum katarak söyleyeyim affınıza sığınarak yani rahatsız olduğunu biliyorum bu kesinlikle. Konuda. Yani Başbakan da yani bir an önce bu atama yapılsın. Tabii. Demokrat Parti'nin bu sorunu içinde çözmesi gerektiğine inanıyor ve bunu tabii. da Demokrat Parti'ye söyleyeyim.
Demokrat Parti cephesinde siz oradaki cepheleri de yakından bilen birisiniz. Yani bu anlamda biraz soruyu Demokrat Parti özeline kaydırmak isterim. Odur zaten şu andaki sıkıntı o. Yani şu anda sıkıntı UBP'de veyahut Yeni Doğuş Partisi'nde değil. Değil, kendi için. Şu anda DEP'nin yaratmış olduğu sorunlar ortada. Çözülmeli tamam da kısa dönem içerisinde çözülecek gibi bir, çünkü karşılıklı bir ısrar var benim anladığım. Öyle. Bir de hükümet kurulurken ki ortaya konan bir tavır var. Yani Demokrat Parti içerisinde yani iki bakanlık alınmasında benim katkım var, dolayısıyla böyle bir ısrar var görüyoruz. Yani şimdi zaten hükümetin kuruluşunda bile... DEP içindeki iki tarafın bir araya gelmesi çok mu imkansız artık? Yok, siyasete imkansız diye bir şey yoktur. Yeter ki o uzlaşı zeminini belki iki tarafı da ikna edebilecek, oturtacak. Üçüncü bir şahsa ihtiyaç var. Dördüncü bir şahsa ihtiyaç var. Yani birileri gelip, arkadaşlar bakın ülkeye zarar veriyorsunuz. Evet. Burada iki taraf da kaybediyor. Yani burada Sayın Fikri Ataoğlu kaybediyor da Serdar Denktaş kazanıyor diye bir şey yok. Veya Serdar Denktaş kazanıyor da Fikri Ataoğlu kaybediyor diye bir şey yok. Burada ikiniz de kaybediyorsunuz aslında. İkiniz de itibar kaybediyorsunuz. İkiniz de bunun kişiselleştirilmiş bir kavganın eseri olduğunu artık herkes biliyor. Ha, dolayısıyla bunu oturun ve ülke için biz bunu yaptık deyin diyecek birisi lazım orada. Ve o adım atılsın inşallah da bugün... Bakın yarın bile demiyorum. Bugün oturup aklı senin bir üçüncü şahıs üzerinde uzlaşılabilinir. Yoksa bu şekilde yeni bir hükümete gidilecek belki de. Yani bu gelişmeler... Bu yani böyle ilelebet süremez, ben istedim. Ve burada alternatif bir hükümet modeli çıkacak ortaya yarın öbür gün. Öyle mi olur sizce? Yani biraz fikir egzersizini atırmanızı rica edeceğim. Yoksa bir... Erken seçim olabilir. Baskın seçime mi gidilir? Evet, yani iki yolda denenecek. Yani siyasette iki alternatif var şu anda. Ya artık olmuyor bu adamlarla, onu denerik olmaz, bunu denerik olmaz. Biz bunu tabii ki seçimi halk bıktı istemiyor. Veyahut seçimde çok şeyin, efendime söyleyeyim, seçimden önce yapılması gereken çok şeyin olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bir model... Alternatif daha yaratılabilir, daha geniş tabanlı bir hükümet kurulabilir, daha istikrarlı bir hükümet modeli denenebilir. Ama aynı şekilde çıkıp diyebilir de bugün Ulusal Birlik Partisi, ya biz artık bundan uğraşmak istemiyoruz. Yani bu nedir? Çünkü eminim Ulusal Birlik Partisi'nin de tabanı bundan rahatsız. Yani nedir bu sabahtan bunların yarattığı sıkıntılarla mı biz hükümet yürüteceğiz deyip de erken seçime de çağrılabilirler. Tabii alternatifler, yani daha doğrusu Halk Partisi. UBP, HPDP. HPDP. Veya yani UBP, CTP de seçime gidebilir. Çok daha geniş tabanlı bir hükümetin seçime gidelim de olabilir. Yani burada seçimin olacağı kesin. Yeter ki o tarihlerde hemfikir olsunlar, götürelim bunu seçime kadar bu süreci diyebilecek bir zemin var. Yani hem UBP-CTP hem UBP-HP bunu rahatlıkla yürütebilir diye düşünüyorum seçime kadar. Ha, böyle bir şey denenir, olur olmaz, o ayrı bir şey. O her partinin kendi görüşüyle ilgili bir şey. Ama alternatifsiz değil yani durum. İki tane alternatif var zaten şu anda. Üçüncü alternatif de seçimdir. Şimdi tabii yani bir taraftan hükümet üzerinde belki bir ittifak tartışmaları, fikir egzersizleri yapılıyor. Bir taraftan da yani sağda dün mesela Sayın Erhan Arat ile Sayın Fikri Ataoğlu'nun bir araya gelmesi çok tartışma konusu yarattı siyasette. Yani bir araya gelmeleri değil de bir araya geldiklerinin açıklanması ilginç. Çoğu zaman çünkü... Şimdi çünkü ortada onlar açısından çok daha büyük riskler var. Yani bugün... Erhan Arıklı Yeni Doğuş Partisi ikiye bölünmüştür. İkisinin de barajı geçme sorunu var kafalarında. Evet. Yani hem Sayın Bertan tarafının hem Sayın Erhan Arıklı tarafının. Aynı şekilde bu bölünmüşlük Demokrat Parti'de onların da baraj sorununu ortaya çıkar. Dolayısıyla bir ittifaklara gitmek zorunluluğu vardır
hepsinin. Evet. Aksi takdirde yarın bir erken seçim durumunda onu da düşünüyorlardır. Erken seçim durumunda biz ne yaparız? Ha, dolayısıyla Erhan'la fikri görüşür. Efendime söyleyeyim. Bertan'la fikri görüşür. Bunların hepsi tabii ki süreç içerisinde olabilecek şeyler. Çünkü hepsi farkındadır ki bu bölünmüşlükten hepsinin şu anda baraj sorunu var. Evet. Ve bir erken seçim çağrısında bunlar barajın altında kalır. Tabii önemli bir döneme giriyoruz. Yani Sayın Erdoğan gelecek ve Sayın Erdoğan'ın geleceğinde... Çok iyi yapıyor, çok iyi yapıyor ve geliyor. Bugün bir baktım ki her taraf çevre temizliğimiz yapılıyor. Yollar son sürat yapılıyor. Yani biz aslında rica etsek acaba Sayın Cumhurbaşkanı'na yılda böyle 2-3 kere bizi ziyaret etse bizim çevre sorunumuz kalkacak ortadan. Bizim asfaltlama sorunlarımız kalkacak ortadan. Gerçekten bir muammalı bir çalışma var. Ne diyorlar hummalı. Ona? Hummalı bir çalışma var ortada. İyi oluyor bizim için. Evet. Ve zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs'a gelmesiyle de siyaset veya Kıbrıs konusu çok farklı, yeni bir konjektürün de doğacağını biliyorum. Şimdi düşünüyorum. Özellikle Sayın Erdoğan'ın gelişiyle ilgili yakından ilgilenen çevreler, evet, ya da geliş detayıyla ilgilenen çevrelerin Sayın Erdoğan'ın gelişindeki yapacağı, vereceği mesajıyla ilgili işte, yani son döneme tarihin en önemli açılımlarından biri olacak diye bir yorum da bulunuyor. Tabii bunun altı nasıl doldurulur ya da nasıl nasıl bir açılım gelir? Herkes bir tanınma beklentisini ortaya koyup tanınma olmaz olamaz diye de tartışıyor. Aslında yani belki de bir ticari hacmin geliştirilmesi ya da Türkiye dışında üçüncü ülkelerle ticari hacmin geliştirilmesi yönünde belki doğrudan uçuş yönünde bazı yaklaşımlar ortaya konabilir. Evet. Ama bu ziyaret öncesi, yani Sayın Erdoğan ziyareti öncesi Kuzey Kıbrıs siyaseti açısından yani hükümetin mevcut durumuyla ilgili birazcık daha toparlayıcı bir görünüm ve mesaj verilmesi gerekmez mi? Yani Sayın Erdoğan ziyareti gerekiyor. Çünkü böyle bir dayanıklık var şu anda etrafta. Evet, doğru. Bu da onların, yani Türkiye kanadının, Türkiye tarafının istediği bir şey değil. Böyle bir darmadağın durumunun içerisinde olmak. Ama tabii ki ben inanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs'a gelmesiyle de belki bu şu anda içerisinde yaşadığımız birçok soruna da çözüm gelecektir. Yani tarafların daha istikrarlı bir yapıya kavuşabileceğini düşünüyorum. Evet. Çünkü o da mutlaka bu yapıyı telkin edecektir. Yani ne yaparsınız diyecektir. Nedir yaptığınız sizin? Biz dünyaya inan uğraşıyoruz. Siz burada kendi içinizde bu kadar bölünmüşlük veya bu kadar istikrarsızlık yaratmayın gibi. Eminim Sayın Cumhurbaşkanı da bir şekilde bu biraz önce konuştuğumuz konuya el basacaktır. Ancak şimdi Sayın Erdoğan'ın gelmesiyle ve önemli mesajlar verilecek. Tabii herkes bir yorum yapıyor. Benim kendi yorumum da şudur. Bu benim şahsi yorumum. Bir kerecik Maraş'ın büyük bir olasılıkla askeri bölgeden çıkarılacağını düşünüyorum bu mesajların içerisinde. Belki Kıbrıs'ın etrafındaki gaz rezervlerinden, petrol rezervlerinden bahsedecek. Yani geleceğinize ciddi bir ekonomik refah bekliyor noktasını konuşabilecek. Belki tanınmışlığı da ekleyecek. Yani tanınmak için bir adım. Ha şimdi olurdu olmazdı. Altyapı hazırlanmadan gelip de bir cümle kurulmaz. Hı. Mutlaka eğer bu mesajlar verilecekse bunun altyapısı hazırlanmıştır. O altyapı hazırlanmadan hiçbir mesaj bu şekilde özellikle de Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın ağzından çıkmaz. Ha, dolayısıyla bekleyip göreceğiz ama herkes bir tahmin yürütüyor. Benim yürüttüğüm tahminlerde bu üç farklı alanda mesajlarının olabileceğidir. Evet. Bekleyip göreceğiz. Ama her ne olursa olsun Kıbrıs için bu saatten sonra Türkiye'nin siyasi tavrı çok net. İki eşit egemen devletten ve bunların bu şekilde yaşamasından yana. Dolayısıyla
bu bizim artık farklı bir kulvarda olduğumuzu herhalde bütün halkımız hissetmiştir, Türkiye hissetmiştir. Burada ciddi anlamda bir baskı, Maraş konusu ciddi bir baskı yaratacak Güney Kıbrıs'a ve onların da daha önce ki o şımarık tavırları yumuşayacak diye düşünüyorum. Çünkü o olmaz, bu olmaz, ne götürsek olmaz. 50 senedir tartışırız, federasyonla ilgili tartışmadığımız hiçbir konu kalmadı. Biz hala daha masada oturup tartışalımı kabul etmeyeceğimizin noktasına geldik. Dolayısıyla birkaç adımın radikal adımı, böyle Maraş'ın açılması gibi, işte tanınmak gibi, bu gibi konuları gündeme getirmek, evet, Rum tarafını rahatsız edecektir, Güney'i rahatsız edecektir ve etmelidir de zaten. Evet. Çünkü sen oturdun hükümetin oradaki devletin üzerine, o devlet yapısından nemalanıyorsun ve tanınmışlığın vermiş olduğu sana avantajları sonuna kadar kullanıyorsun. Ama bizim haklarımızın hiçbirisinin kazanılmasında veyahut konuşulmasında tahammülün yok. Ama biz bekleyelim. Yok, biz beklemeyeceğiz. Beklemenin hiçbir bize getirisi yoktur bu saatten sonra. Biz yeni bir politikayla yürüyeceğiz. Sen bu yeni politikanın olabileceğini de göreceksin Güney. Yani o olmaz, bu olmaz, şunu yapalım, bu da olmaz. Böyle bir süreç içerisinde yaşayamayız. Dolayısıyla tabii ki bunlar eskiden niye olmazdı? Eskiden olamazdı zaten. Çünkü Türkiye bu kadar güçlü değildi. Şu anda Türkiye bu kadar dünyada söz sahibi. Şu anda Türkiye bu kadar savunma sanayinde söz sahibi. Şu anda Türkiye bu kadar atak yapmıştır dünyada. Dolayısıyla belki bugündü zamanı. Bugün Türkiye'nin bu gücüyle veyahut edinmiş olduğu dünyadaki pozisyon, yer vasıtasıyla biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu güçten hakkımıza, payımıza düşeni alacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin güçlenmesi, Türkiye'nin söz sahibi olması bizim avantajımıza bir noktaya gidecek. Gitti de zaten. Bundan sonraki süreçte de bu böyle olacak. Türkiye için Maraş'ı aşmak, Maraş'ın yeniden yapılanmasını sağlamak, yurt dışında olan insanların gelip kendi mallarına sahip çıkmasını sağlamak veya güneyden Rumların gelip kendi mallarına sahip, hepsi bunların masada olacak zaten. Yani sen ne yapıyorsun zaten Rum tarafı olarak şu anda? Sen diyorsun ki işte Levent'in malı Levent'indir. Levent buraya gelemediği için ben Levent'e ayda ne bileyim ben ne bu kadar bir cüzi miktarda kira yatırıyorum. Ne zaman vereceksin Levent'e parasını? Çözüm olduğu zaman. Tamam, aynısını biz de yapacağız. Demek ki bizim için de yasaldır. Senin için yasal olan bizim için de yasaldır. Dolayısıyla biz de o geldin mi mallarına geldin. Gelmedin mi? Tamam, biz bunu vereceğiz Ahmet'e, Mehmet'e. Senin hak edişini de bir yere koyacağız. Ne güne kadar? Ta ki bir çözüm olana kadar. Şimdi tabii Sayın Erdoğan'ın gelişinde vereceği mesaj, bir de buradaki temasları ziyareti sırasında birkaç önemli adım var gibi görülüyor. Diplomatik olarak bunu vereceği mesajı biraz da sizinle sorgulamak isterim ben sevgili abi. Sayın Erdoğan mecliste konuşma yapacak Cumhuriyet Meclisi'ne. Bu siyasetimizde çok alışık olduğumuz bir durum değil aslında. Ama bu açıkçası ben pozitif anlamda görüyorum bunu ve Sayın Erdoğan yurt dışı ziyaretlerine özellikle çok büyük önem verdi. Yurt dışı ziyaretlerinde o gittiği ülkenin bir warm welcoming diyelim ya da bir sıcak karşılaması açısından mecliste yaptığı konuşma çok büyük bir önem arz eder. Yani çünkü baktım ben bugün Google'a. Mesela geçtiğimiz günlerde Azerbaycan meclisinde konuşma yaptı. Ki Azerbaycan savaşı orada Azerbaycan Karabağ sorununu ortadan kaldırdı. Türkiye ile birlikte ve sen orada tarihi bir konuşmaydı. Tabii. Keza belli başlı örnekleri var. Bu 20 Temmuz'da mecliste konuşma yapmak istemesini siz nasıl önemsersiniz, nasıl değerlendirirsiniz? Benim için de çok önemli. Ben şöyle önemsiyorum. Şimdi bir vardır ki tek tek siyasi partilerle görüştüm. Evet.
mecliste temsil edilen siyasi partilerden görüştüm. Burada görüştüğüm kişiler kimlerdir genelde? Başkanları. Ki daha önce yaptı Sayın Erdoğan. Çok bunu yaptım. Yani daha önce Sayın Erdoğan'dan önceki başkanlar da bunu yaptı. Başbakanlar yaptı o dönemde. Ama bu çok dar bir çerçevedir. Halbuki Yüce Meclis en üst kuruldur. Bir ülkenin en üst kuruludur. Dolayısıyla herkes, her milletvekiline, 50 milletvekiline mesaj vermek kimseyi ayrıştırmadan çok önemli. Büyük evet. önem taşıyor. Yani ben iktidardayım da beni önemsedi de beni gördü. Ben değildim da beni görmedi meselesi bir kerecik ortadan o tartışma bir anda kalkacak. Evet. Çünkü biliyorsunuz ki her geliş gidişte bir de arkasından bir ay vay onu gördüydü bunu görmediydi çıkar. En azından o olmayacak. Meclisteki konuşma tüm siyasi temsiliyeti kapsayan bir çalışma ve benim fikirlerimi sizinle paylaşıyorum. İki, her milletvekilinin belki soru sorma hakkı doğacak. Yani sadece başkanın aklında olanlar değil, her milletvekilinin verilecek olan mesajlara bir sorusu olabilir. Onları da o çerçevede, o yüce mecliste cevaplandırılması çok daha önemlidir diye düşünüyorum. Evet, tabii bazı gazetelerde yani, örneğin mesela TDP'nin katılmayacağı şeklinde bir haber TDP MYK'sına böyle bir karar çıkmış. Sayın Tufan Erhürman'ın yani CTP'nin de bunu değerlendirdiğini ya da bir değerlendirmeyle bir kararla bunu büyük ayıp olur. Büyük ayıptır. Bu bir kerecik her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı ve senin ülkeni ziyaret ediyor. O senin misafir cumhurbaşkanı bu bir. Kaldı ki bizim için Türkiye'nin önemi tartışılmaz. Bugün varlığımız eğer o meclis varsa sebebi hepimiz biliyoruz ki Türkiye'dir. Evet. Ha, dolayısıyla seversin sevmezsin, beğenirsin beğenmezsin, tartışırsın onu, oraya gider ama ben oraya katılmayayım demek bana göre çok büyük ayıp olur. Bu hangi parti yaparsa yapsın, hiç doğru bulmuyorum öyle bir şeyi. Eğer öyle bir düşünceleri varsa ve bilmiyorum var mı ama eğer öyle bir düşünce varsa çok büyük ayıp olur. İnşallah da öyle bir şey olmaz. Çünkü bu gerçekten Kıbrıs Türk halkını Türkiye nezdinde utandırır. Şimdi tabii KKTC kısıtlı imkanları olan, ekonomik imkanları olan ve bu konuda siz de kafa patlatan isimlerden birisiniz. Yani nasıl bu Covid'le birlikte bununla boğuşabiliriz? Hükümetin son bir adımı geldi. Kamu ve emekliye bir artış adımı geldi. Tabii bir taraftan da akaryakıt zammı var. Yani artış aslında akaryakıtla gitti diye bir eleştiri var. Türkiye'nin 500 milyonu kredi anlaşmasıyla ilgili onayı geldi bugün basına yansıdı. Tabii Covid'le ilgili birazcık matematik bizlere endişelendiriyor. Çünkü normal yaşayıp hiçbir şey olmamasını bekliyoruz. Evet. Şimdi bizim işte hep açılma dediğimizde her şeyi bir anda bırakma anlıyor bizim toplum bundan. Dolayısıyla yani sanki bitti o gün her şey tamam artık. Öyle değil. Biz belirli standartları, belirli kriterleri koruyarak yürüyebileceğimizi maalesef henüz daha anlamış değiliz. Bir anda düğünler, bir anda eğlence mekanları, hınca hınca, eğlence mekanları özellikle alkolün de olduğu yerler, insanların o mantıklı mesafeleri koruyabilmesi için mümkün olmuyor. Dolayısıyla bir anda sayımız yüzlere çıkabiliyor. Evet. Ama bu tabii ki benim için endişe duyacağım şey değil kendimce. Çünkü bir taraftan biliyoruz ki Temmuz'un sonuna kadar %70'imiz aşılanmış olacağız. İkinci bir durum hastalığı atlatanlar grubumuz vardır. Dolayısıyla biz şu anda kaygı duyacağımız bir şey yok. Özellikle de havaların bu kadar sıcak olması çok büyük avantaj korona açısından. Dolayısıyla bizim Eylül'e kadar yapmamız gereken, atmamız gereken ne adım varsa atacağız ve kışa hazır olacağız. Bunun dışında bir düşünce olamaz. Okullarımızı da açacağız. Yüz yüze eğitime de geçeceğiz. Ekonomik anlamda yok oluruz aksi takdirde. Yani her türlü biz Eylül'de, Ekim'de öğrencilerimizden yüz yüze eğitimi sağlayamazsak, yüksek bu üniversite yüksek öğrenim için söylüyorum,
bu tabii diğer eğitimi de aynı şekilde ama ekonomik anlamda ülke ekonomisi için bizim Eylül'de, Ekim'de öğrenciyi karşılayabilecek ve ekonomideki aktiviteyi yavaş yavaş harekete geçirebilecek zemini yaratmak zorunluluğumuz var. Lüksümüz yoktur bu yıl biz online eğitim yapalım. Ha bu üniversiteyi kurtarabilir. Üniversite alır parasını online yapar. Ama ülke ekonomisini kurtarmaz. Burada hepimiz biliyoruz ki bu öğrencinin adada olması yavaş yavaş bizim çarklarımızın dönmesine katkı koyacak. Zaten ekonomik kurul başbakanlığa bağlı böyle bir komite oluştu. Evet, evet. Ben de o komitede yer aldım. Birinci önerimiz, birinci sağlamaya çalıştığımız nokta buydu. Eylül'de yüz yüze eğitime geçebilmek. İki, şu anda bütün dünyanın yapmış olduğu gibi, Türkiye'nin de yapmış olduğu gibi, hatırlarsanız biz daha önce hep krediyle uğraşırdık. Şimdi hibe programları başladı. İşte biraz önce söylemiş olduğumuz o 500 milyonluk kaynak da bu amaç için. Hibe programları ki adamlar nefes alabilsin, ayakta durabilsin ki bu süreci, bu normalleşme, yeni normalleşme sürecini yakalayabilsin. Adam ölmeden biz onu hayatta tutabilmemiz lazım ki yarın öbür gün normalleşme sürecine girdiğimizde adamı canlandırabilirim. Yoksa adam ölürse şu anda o süreç geldiğinde bile adam ortada olmayacak. Ha, dolayısıyla bu can simidini vermek durumundayız, sağlamak durumundayız. Bir taraftan halen kavgamız devam ediyor. Biz sicil affını istiyoruz çünkü zamanında işte 20 sene önce adam birine kefil girdiydi. Adam risk merkezine gitti ismi. Biz adama kredi veremiyoruz. Evet. Yok efendime söyleyeyim çek yasağına girdi. Zaten böyle bir ekonomik kriz yaşandığında kim girmedi ki? Veyahut kim ekonomik sıkıntı yaşamadı ki? Ha, dolayısıyla biz bir sicil affına ihtiyacımız var. Bunu bir şekilde hızlı bir şekilde geçirmemiz lazım. Bunun amacı da nedir? Ekonomiye parayı sürebilmemiz lazım. Ekonominin ihtiyaç duyduğu parayı sürebilmemiz için ekonomiye bizim sicil affına ihtiyacımız var. Bu dünyada her 5 yılda bir silinirken Türkiye'de de dahil olmak ekonomi üzere. Ekonomi kurulu da bunu gündeme getirdi. Evet tabii ki. En son hep konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Ben özellikle çok ısrarcıyım bu noktada. Ve Merkez Bankası ise Merkez Bankası, Türkiye Merkez Bankası ise Türkiye. Biz o insanları ikna ederek bunu yapmak zorundayız. Üçüncü, bizi bekleyen bir tehlikemiz vardır. Hani biliyorum zamanımız kısıtlı hayır, ama hayır, onları hayır. da söyleyeyim. Lütfen. Şimdi bizde yeni bir tehlike. Forex ve Bitcoin meselesi. Benim yapmış olduğum tespitlere göre 153 tane şirket bununla uğraşır. Bizde? Bizde KKTC'de. 153, evet. Bu belki şu anda 155'tir. Çünkü yasal izin talep edilmiyor böyle bir şey için. Adam markettir, üstüne Bitcoin de koyar, Bitcoin de satar ve alır. Şimdi bunu bir yasal düzenlemeye almazsak çok yakın zamanda yeni vahim durumlarla karşılaşacağız. Ne gibi? Ne gibi? Adam toplayacak parayı, ayın sonunda basıp çekip gidecek, biz de adamı arayacak yıllarca. Ha, dolayısıyla nasıl ki gazinolarda bir teminat yatırıyorsun. Ve örneğin sen gazinoya gidip kumar oynadığın zaman ve kazandığın zaman eğer herhangi bir ödeme sıkıntısı yaşarsan maliye sorumludur bundan. Çünkü senin teminatını tutar gazinonun. O insanlara ödemesini yapabilir. Burada da teminata bağlanarak ve disipline bağlanarak bir kuruma ihtiyacımız vardır. Bu da dünyada nasıl yapılıyor? Hep başbakanlığa bağlı, cumhurbaşkanlığına bağlı. İşte başkanlık sisteminde cumhurbaşkanına bağlı, başbakanlık sisteminde başbakana bağlı. Bir yapı, mesela şu anda Türkiye'de Menkul Kıymetler Kurumu diye bir kurum vardır. Biz de onun aynısını hızla oluşturup oradaki yetkilendirmeyi yapıp başbakanlığa bağlı her biri bunların ortalama bu bahsettiğim 153 yerin her biri ayda 50 milyon TL turnover'ı var. Nasıl bir korkunç paranın döndüğünü bizi dinleyenler anlayabilsin diye söylüyorum. Ve eğer biz bunu
hızlı bir şekilde disiplin altına almazsak mutlaka yarın öbür gün, ki Türkiye'de yaşandı hepimiz biliyoruz. Amerika'da yaşandı hepimiz biliyoruz. Bizde de yaşanmadan tedbirlerini almak durumundayız. İkinci bir durum, bizim standartlar enstitüsünü hızla devreye sokmamız lazım. Bir TSE gibi Kıbrıs Türk Standartları Enstitüsü'nü hemen devreye sokmamız lazım. Bu bizim için hem Türkiye'ye yapacağımız ithalat, ihracat noktalarında, ama ondan da daha önemlisi ülkenin ucuzlatabilmemiz için Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında bir protokola bağlı olarak gümrüklerin kaldırılmasını tartışıyoruz şu anda. Ve bu da kabul gördü Türkiye tarafından. Bu büyük bir olasılıkla da hızla sonuçlanacak olan bir durumdur. Vatandaşa ekstra maaş veremiyoruz, özel sektöre veremiyoruz ve insanların gelirlerini artıramıyoruz. Ama en azından ekonomiyi ucuzlatabiliriz. Bu vesileyle belki ekonomiyi ucuzlatırsak daha bir huzurlu ortama ekonomi anlamında ulaşabiliriz. Bunların dışında bir sürü alternatifler vardır. Arkadaşların da masaya getirdiği. Evet. İşte yeni bir mesela Malta modeli vardır. Biz de burada uluslararası trustlar kurarak ülkeye para akışını sağlayabiliriz. Dolayısıyla kimseyi rahatsız etmeyecek. Yani ne Türkiye'ye bir külfet getirecek, ne Türkiye'yi zan altında bırakacak, ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elindeki imkanları sınırlandıracak bir yapılaşmayla ülkenin ekonomisini daha bir düzgün hale getirelim. Ha, burada turizme bakıyoruz. İşte turizm zaten bu yıl yok. Dolayısıyla bizim mutlaka eğitime asılmamız gerekiyor. Turizm belki bir sonraki yıl için mümkün olacak. Özellikle de ben çok önemsiyorum Türkiye piyasasını. Türkiye'ye düzgün, her ilinde, ilçesinde, neresinde olursa olsun yapılacak olan tanıtımlar çok daha maddi anlamda bizim için uygun ve çok daha fazla başarı getirebileceğini düşünüyorum. Uluslararası olandan çok daha fazla Türkiye'den bizim turisti nasıl çekebiliriz memleketimize? Ama sadece kumar için değil, onun dışındaki bir turizmi de klasik turizm anlayışı. Yani bakın ne kadar durumumuz, ne kadar gülünecek durumdayız biz aslında. Bu kadar otelimiz var. Hangisinde su sporu var? Belki iki tanesinde. Bir jet ski 200 TL 10 dakikası. Ya bu insanlar ülkede bunları da yaşayabilecek ki turizmden biz bahsedebilelim. Ha, dolayısıyla ispordur, su sporlarıdır bilmem, bunlar gelişmeli. Sadece gazinoya dayalı otelciliği değil, onun yanında turizmin fasilitelerini, aktivitelerini ve çeşitlendirilmesini, işte sağlık turizmidir, ne bileyim ben, köy turizmidir, agro turizmidir, doğa turizmidir gibi alternatif turizmleri için uygun olan bir yapımızı vardır bu adada. Zaten ben hiçbir zaman deniz, güneş ve kum turizmine inanmadım. Hiçbir zaman da bu adada olabileceğini düşünmedim. Olması için de ekonomik hiçbir akıl yoktur ortada. Yani bir adamı düşün, İngiltere'den bir İngilizsin sen, çıkacaksın ve Kıbrıs'a geleceksin. Niye diye düşünür adam. Şimdi 300 sterlin veya daha fazlası bilet parası. Evet. Ve ben geleceğim Türkiye'ye, Türkiye'de saatlerle bekleyeceğim, başka uçağa bineceğim ve Kıbrıs'a geleceğim. Veya aynı uçakta saatlerle bekleyip devam edeceğim. Niye yapıyorum ben bunu? Bu arada Türkiye'de ben o 300 sterlinle bir hafta biletim de içinde, otelimde her şey dahil sistemde tatil yapabiliyorum. Niye ben Kıbrıs'a gideyim? Ha, eğer ben merak edersem, dünyanın bir yeri var mı, hala da elektrikler kesilir de göreyim. Gideyim ben bu ülke. Yani bunun dışında hangi ekonomik akıl beni buraya getirir? Yani biraz realist olmamız lazım. Benim güneyimde dünyada söz sahibi bir turizm. Kuzeyim dünyada söz sahibi Türkiye turizm. Bu adamlar bunların üstünden geçecek, bana gelecek. Niye? Bana bir anlatsın bunu, ben de anlayayım. Yani daha mı ucuzum? Daha mı iyi hizmet veriyorum? Hayır. Daha mı kolay ulaşılıyorum?
Hayır, tam aksine. 10 tane adam çıkacak, bir gününü yiyecek yolda Kıbrıs'a gelene kadar. En bin uçaklara falan filan. Peki niye bu adam gelecek Kıbrıs'a? Ha, benim bu niyem ancak şöyle cevap bulur. Özel bir amaç için. Adam gelebilir Kıbrıs'a, agroturizmi yaşasın. Bulamayabilir başka ülkede. Evet. Adam gelebilir Kıbrıs'a sağlık turizmi için. Adam gideyim tedavi olayım ben orada diyebilir. Özel bir amaç olmazsa, mesela kumar da özel bir amaçtır. Kumar oynamak için gelir adam. Ama normalde ben gideyim de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeyim. Ha biz bugüne kadar ne yaptık? Biz turisti satın aldık Levent. Biz teşvik verdik. 145 galiba eurodur şu anda. Evet. Biz adamı, bu turizm değildir. Bu biz adamı satın aldıktır. Sen bana 145 değil. Sen bana yarısını ver, onun 70 euro ver. Ben sana memleketi öğrenci doldurayım. Hem de 10 ay turist. Dolayısıyla satın almak başka bir şeydir. İkna edip ülkeye getirmek tanıtımlarıyla bambaşka bir şeydir. Ha biz yıllardır satın alıyoruz ve buna da turizm diyoruz. Hayır, bu turizm değildir. Biz satın alıyoruz direkt. Ha bu teşvikleri kaldır. Görelim bakalım biz gerçekten nasıl, ne kadar başarılıyız, ne kadar turist getirebiliyoruz. Veya alanlarını değiştir, başka alanlara ver teşviği. Görelim bakalım bu alan ne kadar bize yıllardır, ne katmışız yıllar, belki de 20 yıldır teşvik veririk. Ne olmuş yani bununla, ne başarmışız, hep beraber görelim. Ha, dolayısıyla realist olmamız lazım. Deniz Kum bizim için rekabet edebileceğimiz bir yapı değildir. Ama özel turizm, özel amaçlı turizmler, sağlık gibi, efendime söyleyeyim işte, agroturizm gibi, ne bileyim ben, adam av için gelebilir. Bunun gibi spesifik amaçlı turizm için evet. Ve biz böyle bütün dünyayı gezip de tanıtım yapmaktan daha çok diyorum ki, konsantremizi Türkiye piyasasına verelim. Çok daha günün sonunda karlı çıkacağız. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde belki sizi yine burada görmek isteriz, o ayrı da. Sağ olun. Belki kıştaki gibi bir sabit gün sizi alır, burada daha geniş konuşuruz. Olur. Değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günler Halil İlginç Sayın Erdoğan ziyarete gelsin. Bitsin, yeniden bir konuşalım bakalım. Bir değerlendirelim. Bir değerlendirelim. Çok sağ olun efendim. Çok ben teşekkür ederim. Evet, ekonomist Hüdayi Daverdi'yle günü tamamladık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Harika bir sohbetti, onu söyleyeyim. Naçizane. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ederiz. Yarın saat 12'de yeniden görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın.